Gençler merhabalar, hepinize sevgiler selamlar. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. AYT tarih deneme çözüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün yine AYT tarih denemesi sosyal bir testine yönelik harika 10 tane soru çözeceğiz. Bir deneme çözeceğiz. MEB kaynaklarından sizler için derledim. Umarım başlarınıza katkısı olur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olmanızı önemli rica ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan kanalı paylaşırsanız çok daha fazla arkadaşlar ne yapacağız arkadaşlarım ulaşabiliriz. Bu arada deneme sonucunda kaç net, kaç doğru, kaç yanlış yaptığınız yorum yazmanızı bekliyorum. Çok fazla uzatmadan hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz şöyle. Sevgili gençler, yukarıda verilen Türk devletlerinden hangisi Doğu Avrupa'da egemenlik kurup kısa süre sonunda Slav milletleri arasında eriyerek Hristiyanlığı kabul ettiği söylenemez? Şimdi bu soruya çözerken şuna dikkat etmemiz lazım. Burada inancı Hristiyanlık olmayan farklı bir Türk topluluğunu bulmamız gerekiyor. Avrupa onları Bulgarlar, Avarlar, Macarlar, Hazarlar. Şimdi arkadaşlar doğru cevap şıkkımız E şıkkı, yani Hazarlar. Şimdi Hazarlar diğer Türk topluluklarından farklı olarak Museviliği benimsemişler. Musevi. Yani Yahudiliği benimseyen tek Türk topluluğudur. Değil mi? Çok ilginç. Yani oysa ki Avrupa onları Bulgarlar, Avarlar, Macarlar Hristiyanlığı seçtikleri için Hristiyanlık inancını seçip Slav milletleri arasında asimile oluyorlar. Fakat bunlara biz Hazarları ekleyemeyiz. Çünkü Hazarlar Hristiyan değil. Hazarlar ne? Musevi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkı. Bunu not alın. İlk ve tek Musevi Türk topluluğu sevgili arkadaşlar Hazarlar. İkinci sorumuz şöyle. Bu durum Avrupa'da hangi sosyal sınıfı ortaya çıkarmıştır? Orta Çağ'ın ilk yüzyıllarında Avrupa'da Germen kavimleri tarafından çok sayıda krallık kuruldu. Bu krallıklar zaman içinde Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tarafından bir çatı altında toplandı. İmparatorluğun kurucuları çevrelerindeki krallara ve beylere askeri hizmet karşında toprak verme uygulamasını başlattılar. Şimdi burada aslında tımar sisteminden bahsediyor. Yani toprak feodalizmden bahsediyor. Şimdi burjuva aristokrasi, ruban, paryalar, proletarya sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada anlatılan durum kendisiyle beraber aristokrat sınıfı ortaya çıkarmış. Özel haklara sahip özellikle askeri hizmet karşılığında bunlar toprak verilmeye başlanıyor ve bunlar güç kazanıyor. Zamanla bir zengin, güçlü sınıfı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? B şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz güzel bir soru. Öncüllü. Soru aynen şu. Osmanlı Devleti toplum yapısının temelini oluşturan millet sistemi gibi faktörlerden hangileri esas alınarak belirlenmiştir? Şimdi Osmanlı Devleti'nde bir millet sistemi adında bir sistem var. Acaba bu sistem oluşturulurken dil mi, din mi, ırk mı, hangisi esas alınmıştır? Bunu bize soruyor. Şimdi arkadaşlar Osmanlı'daki millet sistemi tamamıyla inanca dayalı. Yani Müslümanlar, gayrimüslimler de kendisinin tersine yani Hristiyanlar yine Museviler gibi. Dolayısıyla burada esas alan nedir? Dindir. Yani din kavramı Osmanlı'daki millet sistemi oluşturulurken esas alınan kavramdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? B şıkkıdır. Dil esas alınmıyor arkadaşlar. Irk da esas alınmıyor. Esas alınan nedir? Dindir. Dinine göre ne yapıyor? Gayrimüslim, Müslüm olarak ayrılıyor toplum. Gayrimüslimler de kendi içerisinde gruplara ayrılarak yönetiliyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. 11. yüzyılda Anadolu'yu yurt edinmek için seferler yapan Türkler bu süreçte gibi toplumların hangileriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır? Yani neden bahsediyor? Selçuklular dönemi, yani Malazgirt savaşları, işte Pasinler falan, bu dönemde Anadolu'ya gelirken Anadolu'da kimler var? Bunların başında bir kere Gürcüler var arkadaşlar. Özellikle Kuzey Anadolu'da Gürcüler zaten var. Ermeniler var. Özellikle de Ermeniler Güneydoğu bölgesinde mevcut. Ayrıca o dönem Rumlar var. Yani Bizans İmparatorluğu var. Zaten asıl mücadeleyi bunlarla yapıyor. Dolayısıyla 11. yüzyılda Türkler Anadolu'ya gelirken başta Gürcüler, Ermeniler ve Rumlarla mücadele içerisinde olmuşlardır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir burada? E şıkkıdır. Güzel bir soru. 5. sorumuz direkt bir bilgi sorusu. Sorumuz aynen şu. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde yönetenler sınıf içerisinde yer alan seyfiye sınıfına mensup değildir? Seyfiye neydi arkadaşlar? Askeri sınıf, askerler. Şimdi buna bakalım. Sadrazam zaten seyfiyenin başı. Ona bağlı vezirler bu gruptan. Yine kaptanı derya donanma komutanı bir asker. Yeniçeri ağası yine bir asker. Burada kaz asker arkadaşlar seyfiye değil ilmiye sınıfına ait. Osmanlı Devleti'nde zaten 3 grup yöneten var. Seyfiye arkadaşlar, ilmiye, bir de kalemiye. Bu seyfiyeler asker, ilmiyeler ilim, adalet, işte yargı işleri uğraşıyor. Kalemiyeler ise nedir? Devlet memurları genelde işte hesap kitap işleriyle uğraşıyorlar. 3 grup. Dolayısıyla kaz askerler nedir? Kaz askerler ilmiye grubuna aittir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? C şıkkı oluyor. 6. sorumuza geldik. 6. sorumuz güzel bir soru. Zitvatoruk Antlaşması'nın yukarıdaki maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğünü kaybettiğinin kesin kanıtıdır? Şimdi Osmanlı Devleti Zitvatoruk Antlaşması, yani 1606'dan önce o Avusturya Macaristan Arşidükü Osmanlı'nın padişahına değil sadrazamına eşdeğerdi protokolde. Yani bu şu anlama geliyordu. Osmanlı padişahıyla Avusturya Arşidükü bir değillerdi. Yani Osmanlı daha üstündü. Şimdi Avusturya yıllık vergi ödemeyecek, imparator bir defa mahsus olmak üzere 200 bin kuruş gönderecek. Yani bu ekonomik bir sonuç. Onu geçelim. Osmanlılar Avusturya Arşidükü için Sezar unvanını kullanacak. Oysa ki bundan önce bu zaten unvanı kullanmıyordu Osmanlılar. Ayrıca Arşidük padişaha değil kime eşdeğerdi? Sadrazama. Şimdi dolayısıyla bu Osmanlı'nın siyasi anlamda Avusturya'nın Avusturya'dan daha üstün olduğunu gösteriyordu. Yani şu 2 numaralı ibare Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki siyasi üstünlüğünü kesin bir şekilde kaybettiğini gösteriyor. Eğri, Kanje, işte Estegron Kaleli Osmanlı Devleti'ne kalacak. Bu siyasi bir sonuç. Taraflarca esir almak ve kale işgal etmek yasaklanacak. Eldeki esirler geri verilecektir. Bununla bir ilişkisi yok. Dolayısıyla burada ki ibare 2 numaralı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız hangisi? B şıkkı. 7. soru. Osmanlı Devleti hangi savaş ile uğraşırken Arnavutluk bu durumu fırsat bilerek bağımsızlığı ilan etmiştir? Güzel bir soru. Balkan Savaşları, Trablus Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Kırım Savaşı, 93 Harbi. Arkadaşlar bu sorunun doğru cevap şıkkı A şıkkıdır. Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti Avrupa'daki yani batıdaki bütün topraklarını neredeyse kaybedecek, bir hükümet darbesi yaşanacak. Yani Bab-ı Ali baskını. İşte bunu fırsat bilen Arnavutluk ne yapacak? Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan Devleti olacak. Son Balkan Devleti ne yapmış arkadaşlar? Osmanlı'dan ayrılmış olacak. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? Arnavutluk Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti'nden ayrılmış son Balkan Devleti'dir. Bunu not alabilirsiniz. Güzel bir soru. Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri doğrudan siyasi alanda yapılan inkılaplarla ilgilidir? Arkadaşlar siyasi alan deyince aklımıza devlet yönetimiyle ilgili olan inkılaplar gelmeli. Devlet yönetimi. Şimdi bakalım saltanat Osmanlı Devleti'nde neydi? Yönetime gelecek kişinin belirleme yöntemi. Bu siyasetle ilgili bu var. Cumhuriyet tamamıyla rejim, yönetim. Tevhid-i tedrisat bu neyle ilgili daha çok? Eğitimle ilgiliydi. Siyasetle alakalı değil. Halifeliğin kaldırılması yine yönetimle. Halife Osmanlı Devleti'nin yöneticilerinden biriydi. Yani 1, 3 ve 4 arkadaşların tamamıyla siyasi alanla ilgili, yani siyasi alan dediği zaman aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Devlet yönetimiyle ilgili yapılan değişiklikler. İşte bunlar saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, işte çok partili yaşama geçiş denemeleri gibi uzatılabilir. 9. sorumuz buna göre yargılardan hangilerine ulaşılır? 1. İnönü zaferinden sonra Büyük Millet Meclisi elçilik heyetiyle Afganistan temsilcileri arasında askeri ve siyasi alanda yardımlaşmayı esas alan Türk-Afgan Dostluk Antlaşması imzalanmış. Biz buna bakarak Büyük Millet Meclisi halifeliğin dini gücünü kullanmak istemiştir. Var mıdır burada Afganlarla bu yakınlaşmada din kavramı? Yok. Afganistan Büyük Millet Meclisi'nin bağımsızlık hareketini desteklemiştir. Evet. Büyük Millet Meclisi, yani Türkiye'yi tanıyan ilk İslam devleti, ilk Müslüman devlet. Türkiye'yi tanıyan ilk Müslüman devlet kim oluyor? Afganistan. BMM'nin dış politikadaki etkinliği arttırmıştır. Yani bir devlet sizin bağımsızlığını tanıyor ve sizinle anlaşma imzalıyorsa bu sizin gücünüze güç katar. Dolayısıyla buradan ulaşılır dediğine göre biz 2 ile 3'e yani E şıkkına ulaşıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Ekstra bilgi olarak şunu verdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani Türkiye'yi tanıyan ilk Müslüman devlet diye bir soru gelirse kimdir? Bu Afganistan'dır sevgili arkadaşlarım. 10. ve son sorumuz. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğru olduğu söylenemez? Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası, iktidarı denetlemek ve halkın daha iyi temsil edilmesini sağlama gibi amaçları benimsemiştir. Şimdi parti demokratik ilkeleri benimsemiştir. Evet, özellikle cumhuriyetçiliği, işte ne? Milli egemenliği gibi. Çok partili hayata geçiş süreci tamamlanmıştır. Hayır. Çok partili siyasi yaşama geçiş zaten ne olacak arkadaşlar? Menemen olayıyla birlikte tekrardan bir kesinti yaşanacak. Ta ki 1950'lere kadar Türkiye'de bir daha siyasi parti kurulmayacak, ikinci bir siyasi parti. Dolayısıyla farklı fikirlerin yönetime yansıması hedeflenmiş midir? Evet. Mustafa Kemal çok partili hata geçmeyi istiyor. Tamam. Muhalefet ve iktidar anlayışının güçlenmesi sağlanıyor ama çok partili hayata geçiş süreci tamamlanmamış. Türkiye Mustafa Kemal döneminde 3 siyasi parti kuruluyor zaten. Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, bir de Serbest Cumhuriyet Fırkası. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Said isyanı gerekçe göstererek kapatılıyor. O isyana katıldı, destek verdiği ifade ediliyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası ise yine yeni rejim düşmanlarının bu partide toplandığı ifade ediliyor ve bu parti kendi kendisini kapatıyor. Yani kapatılmıyor. Bakın dikkatinizi çekeyim. Serbest Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet tarihinde ilginç bir özelliği var. Olaylar çıkacağı önceden öngörülüyor. Çeşitli problemlerin. O dönemin bu kurucusu Ali Fethi Okyar kendi partisini kendisi kapatıyor. Dolayısıyla 1930'dan ta 1950'ye kadar bir daha ülkemize siyasi parti kurulmuyor. Çok parti siyasada hayata da geçilmiyor. Arkadaşlar bu videomuzda sizinle beraber 2024'te yapılacak olan AYT sınavına yönelik, YKS sınavına yönelik tarih dersinden bir deneme çözdük, sosyal bir testini. Umarım başlarınıza katkısı olur. Bu arada bu güzelim sorular arkadaşlar MEB kaynaklarından sizin için derledim. Çıkabilecek güzel sorular. Kaç yanlış, kaç doğru yaptığınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler, selamlar.